Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Kasım ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Alt tira, Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz. Başak burççuları Kasım'ın ortasına iki tane seyahatle gelecek. Bu seyahatler müjdeli bir haberinde gelmesi anlamına geliyor ki ilk önce haberi alacak, sonrasında yolculuğa çıkacaklar. Uzun zamandır beri ihtiyaçları olan bir e, dinlenme zamanını yakalamış olacaklar ve geçmişteki ona zarar vermeye çalışan bir düşmanın dost olma çabasıyla uğraşacaklar. Güvenme konusunda tercih sizindir ama buradaki kişinin artık size zararı dokunmayacak onu söyleyebilirim. Evinizin içerisine bir parça e, kısmetin gelmesi, bir hediye gelmesi durumu var. Bu konuda e, hiç beklenmedik bir çıkış olması şaşırtabilir. Boynu bükük özür dilemeye gelen, isminde T harfi olan bir kişiyle e, konuşmanız var. Bu kişinin gerçekten af dilemesi mi? ama siz ona bu şansı verecek kadar artık yüreğinizi açamıyorsunuz, onu gözüküyor. O yüzden e, bunu duymak sizin için bir nevi e, görmek istediğiniz, bilmek istediğiniz belki de beddualarınızın karşılığı anlamına geliyor. Bu sizin için iyi olabilir ama sonrasında arkası gelmeyecek bir durum söz konusu. Sevinçli haberler var iş konusunda özellikle kariyer anlamında planladığınız olayların gerçekleşme süreci var. Özellikle eğitim hayatı ile ilgili beklediğiniz bir atılım veya bu konuyla ilgili kendinize yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız bunun tam zamanı olarak gözüküyor. Veya e, ben eğitimle ilgili uğraşmak istemiyorum ama kendime e, mesela bilgisayarda bir program öğrenip onun üzerine çalışmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da yeni bir dil öğrenip onunla ilgili kendimi geliştirmek istiyorum. Daha sonrasında yurt dışına bağlantı kuracağım deyip bu konularla ilgili ne yapmak istiyorsanız yani üzü önünde eğitim olan her şeyle ilgili başarı durumunuz olacak. Taşınma var ama bu taşınmayı istemeyeceksiniz. Aksine onun yerine anlaşma yoluna gideceksiniz ve olduğunuz yerde kalmak isteyeceksiniz. Sonraki süreçte bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama halledebileceğiniz kadar ö, büyük halledemeyeceğiniz kadar büyük sorunlar olmayacak. İki ayrı yerden gelecek olan sorumluluk konusunda e, bir sıkıntı yaşayacaksınız. Yani kendinizin işi olmadığı halde size verilen sorumluluklar size biraz külfetmiş gibi gelebilir ama bunun şu anlık için evet böyle bir sıkıntısı var fakat sonrasında faydasını göreceksiniz. O yüzden yaptığınız işten pişmanlık duymak yerine bunun size gelecek olan getirisini düşünmek daha faydalı olacaktır. Kafanızın içi sorularla dolu. Bu soruların cevapları aslında teker teker geliyor fakat şöyle bir durum var. Bu dönem çok acelecisiniz. Zaman size yetmiyor. Kafanızın içerisindeki soruların hepsini hani birisi gelsin, cevaplasın ve onlar gerçekleşsin diye bekliyorsunuz. O yüzden bu bu dönemde ee, spirit yani fal, kağıtlar, bunlarla ilgili enerji çalışmaları ile ilgili çok yoğun bir süreciniz olacak. Yani bunlara bu aralar daha fazla takmış olabilirsiniz. Astroloji konusunu bugüne kadar hiç ilgilenmiyorsanız birdenbire bu konuya eğiliminiz olabilir. Hatta kendiniz bir şeyleri öğrenmek, bununla ilgili eğitim almak da isteyebilirsiniz ki bu konuda. E, geçici bir süre olacak ama sonrasında da e, aldığınız eğitimlerle de kendi hayatınıza yön verebileceksiniz gözüküyor. Yatan bir hasta var aslında bu hasta psikolojik anlamda çünkü hayattan zevk almayı bırakmış. O yüzden belki bazen birilerini gördüğünüzde ya ben de mi böyleyim acaba sorusunu sorar ya siz bu dönem karşıdaki kişiyle kendinize empati yerine e, empatiyi çok fazla kuracaksınız. Bu yüzden de acaba ben doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum sorusuyla çok uğraşacaksınız. Geçmişten iki tane büyük sorun. Ee, geçmiş yaşamınızda yani çocukluk, ergenlik veya daha büyük zamanlarda nasıl kelimeler kullanabilirim bilmiyorum ama taciz veya unutamadığınız bir e, olay, bir olay. E, kaçakçılığa veya cinayete şahit olabilmiş olabilirsiniz. Sizin için büyük bir travma yaratan bir olayla ilgili yüzleşmeleriniz var. Bu yüzleşmeleri birer bir yapmayacaksınız ama bunlar kendisini hatırlatacak ve sanki o dönemde yaşadıklarınızı yine mi başıma gelecek korkusuyla uğraşacaksınız. Bu sizin güçlenmeniz için gereken bir şey. Yani bu dönem aslında bu konularla Kendinize farklı bir dönem yaratıp yeni bir başlangıç yapmak için avantaj sağlayacaksınız. Üstünü kapattığınız yaralar sizi içten içe yer ama üstünü açıp... Bu bir nevi kendinizle yüzleşmeniz aslında buradaki olayları çözüm noktasına, belki bu konuyla ilgili psikiyatrik anlamda yardım alma veya bu konuları o kişileri tekrar tekrar görmektense veya varlıklarını hissetmektense çevre değiştirme ile ilgili konularınız gündeme gelecek. O yüzden tekrar hatırladığınız bir süreç var. Kalp kırıklığınız var ama bu kalp kırıklığı geçmişteki olan e, hayata bakış açınızın tamamıyla değişeceği yeni bir başlangıcı da getirecek olarak gözüküyor. Yani hayatınızı tekrardan düzene koyup ilk defa aşık olma konusunda veya hayatınıza birisini alma konusunda kendinize doğru düzgün bir şans vereceksiniz olarak gözüküyor. Atınız çıkmış muradınızı vereceksiniz ki bununla birlikte bir toplu para gelecek ve iş kurma konusunda beklediğiniz hamleyi yapabileceksiniz. Ama şöyle bir durum var. Bu konuda tek başınıza yapacağınız şeyler için size fırsat verirken farklı bir ortakla çalışmak bunu tek başına değil de iki ortakla yapmak istediğinizde sıkıntılarla da karşılaşacaksınız onu da söyleyelim. Anne duası uzun zamandan beri annenizle ilgili rüyalar görüyorsunuz ve bu rüyalarda size anlatmak istediği iki tane şey var. Sizin yakın zamanda iki ayrı yerden. Ferahlayacağınız, sıkıntılarınızdan kurtulacağınız, bu geçmişe dair korkularınızdan e, azat edeceğinizi gösteriyor kendinizi. Üç rakamında sevineceğiniz bir haber var ve arkasından bir yolculuk var. Muhtemelen Kasım ayının 30'u civarını gösterecek bu. Bu aslında kendi içinizde bir yolculuk olacak ama ruhani anlamda değil. E, normalde fiziksel olarak bir yolculuktan bahsediyor fakat kendinizi tamir edebileceğinizde bir yolculuğu içeriyor biraz dinlenme, biraz da kendinizin yeni kararlar alıp başlama sürecini işaret ediyor. Kasımın 30'u size farklı farklı şeyler de getirecek, aynı zamanda bir iş ve kariyer konusunda beklenmedik bir yerden çıkış sizi rahatlatacak olarak gözüküyor. Normalde taşınmaktan kaçacaksınız ama sonuna doğru gelecek olan bir kısmet ve giden bir eşya. Sanki artık tamam bundan sonra taşınıp kendime yeni bir hayat kurmam gerekiyor. Yeniden başlamam gerekiyor sorusunun da daha doğrusu cümlelerinde kuruyor olacaksınız. Bunun arkasından kısa bir yolculuk. Bu arada taşınmanız şehir dışına olabilir ya da yurt dışı da olabilir arkadaşlar. Çünkü burası tamamen ile yeniden sıfırdan başlamayı işaret ediyor. Evet 19 Kasım Cumartesi saat 23'te. Türkiye Saati İli. canlı yayında yine Kasım ayının değerlendirmesi ve soru cevaplarımızla bir arada olacağız e, kanalımızda. Onu hatırlatalım. Başak ve yükselen başaklar için Kasım ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz arkadaşlar. Zaman bu aralar sizin için çok yavaş geçecek. Sanki her gün aynı şeyleri tekrarlıyormuşum cümlesini kurabilirsiniz. Çünkü geçmişe bir sünger çekmek için yeni ve radikal kararlar almanız gerekiyor. Bu konuda sizi hayat da zorlayacak, önünüze çıkan fırsatlar da zorlayacak olarak gözüküyor. Bu biraz sizi üzebilir. Burada üzüldüğünüz de gözüküyor ama. Bazen dibi görmeden yukarıya çıkamaz insan. Sizinki tam da böyle bir durumu anlatıyor. Üzerinizde 2-3 tane ayrı ayrı konudan gelecek olan bir arada sanki hepsi bir anda bunu bugüne mi buldu diyeceğiniz süreciniz var. Ama arkasından gördüğünüz gibi aydınlığa çıkacaksınız. Devlet kapısında iki tane temiz aydınlık haberiniz var veya mahkemeyle konuşup bekliyorsanız bu konuda kazanacağınızı da gösteriyor. Deniz Ası çıkmış şans konusunda ve bolluk bereket yani para konusunda bir, güzel bir döneme başlayacaksınız. Yani bu Kasım ayının sonlarına doğru bu konuda açılışınız olacak ve arkası kesilmeden devam edecek gözüküyor. Yolculuk burada yine gözüküyor. Bu yolculuğu e, ne kadar ertelerseniz, ne kadar kaçarsanız kaçın elinde sonunda bu yolculuk size tekrardan nasip olacak gözüküyor. Hayatınızın dışında tutmaya çalıştığınız bir kişi tam da merkezine oturmaya çabası içerisinde veya böyle bir kişiden hani e, ben kendi hayatımda zaten mutsuzum hayatıma girecek olan kişiyi de mutsuz ederim deyip ilişki anlamında veya birliktelik anlamında kabul etmediğiniz bir ilişki ben buradayım ben sana her şekilde destek olurum diyecek bir yürekliliği de gösterecek. O yüzden bazen kaçar yolunuz yok dediğimde her şeyi kabullenmek belki de sizin en büyük korkunuz olduğu halde bu konuda bununla yüzleşeceksiniz. Bazen kadere de eyvallah demenin zamanı geldi diyorlar ya işte bu toplu iki paranız var ve bu toplu para sizin bir iş kurmanız konusunda ya da uzun zamandan beri beklediğiniz bir şeyse artık bu gelecek İkincisi konusunda zaman büyük bir çıkışın arkasından büyük bir dinginlik sakinlikle getirecek yani alacağınız kararları hızlı aldım diye düşünmek yerine uzun zamandan beri beklettiğiniz kararları almanız sizin için hayırlı olacak gözüküyor evet kasım ayının son 15 gününde başak ve yükselen başaklar için neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Pardon 19 Kasım saat 23'te YouTube kanalımızda görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.